Adımı bağıra bağıra biri yatak odama koştu ya da... Allah bugünleri de gördük. Kusura bakma elini sıkamıyorum. Lavabodan çıktım, elim ıslak. İnanamıyorum Ahmet sana ya. Yetmedi mi bu şımarık çocuk tavırların? Bakmadın mı? İlgi çekmeye mi çalışıyorsun? Niye yapıyorsun sürekli bunu? Derdin ne senin? Ne dersen doğru Feride. Ben sadece biraz konuşmak istedim. Sonra eğer Uslubu bu mu Ahmet? Konuşmak istiyorsan ara. Ararsam açmazdın ki telefonlarımı. Görüşmeyelim dedin. Ya Rüstem abiyi niye alet ediyorsun bu işlere? Buraya gelene kadar kalbim nasıl ağzımda geldim biliyor musun? Sana bir şey oldu zannettim. Hele bir de öyle kapıyı açık görünce. Ya hiç mi düşünmüyorsun Ahmet beni ya? Aksine hep düşünüyorum ben seni. Özür dilemek için. Özrü kabahatinden beter deyiminin resimli karşılığı şu yaptığım. Biliyorsun değil mi? Hadi az sakinleş de dinle beni. Eğer istemezsen sonra aramam sormam. Hem ben hiç sevmem Feride'cim hastaneleri. Rengini, kokusunu, dokusunu, lavabosunu, tostunu. Benim çalıştığım hastaneye benden çok geliyorsun Ahmet. Ha. Onu anlatacağım işte. Otur bir gel. Hadi. Hadi. Prodüksiyonu fark etmişsin. Resim dersindeyken ninja kaplumbağa bile çizemezdim ben. Yine konuyu değiştir Ahmet, aferin. Biz hiçbir şeyi konuşamayalım seninle. Sen hep böyle kaçak köçek oyna. Problemlerle yüzleşme, kaç. Koşa koşa kaç. Şimdi renk renk boyalar aldım. İçimde bir çizme isteği. Belki hayallerimi gerçeğe dönüştürme isteği bilemiyorum Feride. Bir kız çiziyorum resmin orta yerine. Bembeyaz bir önlük giydiriyorum ona. Öyle de yakışıyor ki hasbama. Elini kimsenin eline değdirtmiyorum. Yollarına papatyalar çiziyorum o kızın. Ayaklarına dikenler bile batmasın diye. Peki ben bu kızın yanına bir de her şeyini paylaşabileceği birini çizsem ne dersin Feride? Ben bir Ahmet çizsem bu kızın yanına. Biliyorum ki Ahmet'i çizersem resimdeki bütün papatyaları kopartıp taç yapacak kıza. Beklemediğin yerden geldi değil mi soru? Biliyorum biz arkadaşız. Beraber büyüdük. De. Ben hep seninle rüyalar görüyorum Feride. Seninle şarkılar söylüyorum, seninle cümleler kuruyorum. Her yanımda sen varsın. Sen benim en zorlu sınavlarımda aşağıdaki boşluğa en uygun kelimemmişsin. Meğer de ben farkında değilmişim. Sana yakınken sensiz olmaktansa senden uzak sensiz olmak daha az acı verir belki. Ne diyorsun Ahmet? Seni seviyorum diyorum Feride. Aylardır seni her gördüğümde, sana her baktığımda, seninle her konuştuğumda seni seviyorum diyorum. Lisanı haliyle. Yeni bir şey yok ya. Asıl sana sormalı. Sen ne diyorsun? Ahmet. Deli kız acıyla yap demişler, kalkmış halının ortasına sıçmış. Bu mu yani? Ya bu ne lan? Ya resmin o kadar kötü ki buna resim bile demezler. Of Ahmet ya. Ahmet senin halin bir başka. Çok küçük yaşta düşmüşün aşka. Yine küçük yaşta almışın sazı. Çalmayı bilmiyor Allah'ın kazı. Duyduk kıza yanlış yapmış. Haliyle kızı başkası kapmış. Ahmet kızı uçarak kafa atmış. Batman'le akrabalık mı var Ahmet? Hadi hadi Ahmet haline şükret, biraz daha sabret. Hadi hadi Ahmet haline şükret, biraz daha sabret. Hadi hadi Ahmet. Deli kıza cilve yap demişler, kalkmış halıya sıçmış dedi. Ne dedi? Ya Ahmet, ben niye öyle dedim ya? Sinirliydim, kusura bakma. Evet, dinliyorum Feride. Ben de Ahmet. Ben de ne? Ya ben de işte. Ben de işte ne? Söyle. Hadi söyle. Ya ben de senden hoşlanıyorum galiba. Bu da bir başlangıç. Ben artık buradan alır yürürüm. Bu aslanımı kessen ya. Ahmet'ime bak be. Haftada 7 laboru mu? Ne dedi? Duyamadım ben, ne dedi? Kıyamadım yalan. Ya birini söyleyin Allah aşkına. Duyamadım ben, ne dedi?